Bir şeyi izleyelim. Faik'in videoyu izleyelim. 4 dakika zaten. O ara Fırat da videoyu bitir. Ya bu çok korkunç ama bu ya bu arada. Bu gerçekten çok korkunç. Bu videoyu arkadaşlar ben yapacaktım. Sonra kardeşler dedi ki abi biz yapak mı bunu? Dedim yapın a**ayım. Sizin köpeğiniz olsun. Merhaba, tüm yayınlar saat akşam 9-9.30 ya da 8-8.30'da YouTube kanalımda. Twitch'te falan yayında değilim. Çok soruyorsunuz yayınları nerede açıyorsun diye. YouTube'da açıyorum, gelebilirsiniz. Instagram'dan duyuruyorum. Korkunç ya. Microsoft 2010'da standart profil resmini Bill Gates'in sabıka fotoğrafı olarak veriyordu. Microsoft virgül olması lazım. Bana inanmıyor musun? Korkunç bu arada. Ya işte bunu yapmayın a**ayım ya. Bu video son zamanlarda TikTok ve internetin çoğu mecrasında çokça ses getirdi. Gates Face ismindeki fotoğraf, Windows'un mucidi, bilgisayar dehası ve dünyanın en zenginlerinden biri olan Bill Gates'e ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf. Peki bu fotoğraf ne kadar gerçek? Para ne alaka ne koyayım? Bak şimdi arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Ben Faik kanalını izlerken inanılmaz eleştirel davranıyorum. Çünkü Faik kanalının bunu 1000 defa açıklayacağım çünkü bunlar klip kanalına gidiyor. Millet sövmesin bana. Faik kanalını benim bu kadar eleştirmemin sebebi bu çocuklar benim çok sevdiğim çocuklar. Hepsi benim kanalımda bir yerlere sahip. Cedre ile Shizu benim bu klip kanalını yöneten kişi. Ceyhun yani bu kanalın sahibi. Benim direkt Discord sunucumun admini. Aynı zamanda da iş ortağım yani. O yüzden mümkün mertebe kendilerini geliştirmeleri için kendi tecrübeme dayanarak söyleyeceğim her şeyi söylüyorum. Para çok alakasız olmuş. Yani. Gerçek. Paradan böyle bir introya geçmek çok kötü yani. Video geçmeden önce deseniz için videoyu beğenirseniz ve değilseniz kanala abone olmanızı çok seviniriz. Yorumlarınız bizi daha hızlı ve daha kaliteli içerik yapmakta fazlasıyla motive ediyor. İyi seyirler. Güzel. İyi Bunlar seyirler ve iki yaklaşık tane pop efekti koyun. bir hafta önce her zamanki gibi TikTok'ta aşağı doğru kaydırırken karşıma bir video çıktı. Öylesine vakit öldürmek için girdiğim uygulamada creepypasta ve ARG içeriklerini severek takip ettiğim için yine bir tanesinin karşıma çıktığını düşündüm. Bunu yapma bence. Videoda efektli ve filtreli bir Windows Ya ARG olduğunu bir arka söyleme. planı vardı. Üstünde de şu yazıyordu. Microsoft 2010'da standart profil resmini Bill Gates'in sabıka fotoğrafı olarak belirledi. Sıradaki karede ise Bill Gates'in fotoğrafı ve yanında beyaz bir profil vardı. Ancak Bill Gates'in fotoğrafı ürkütücü, garip ve korkunç olan bir fotoğrafla birleşmişti. Tekrardan yine resme geçtiğimde ise karşıma o korkunç fotoğrafın tam hali çıktı. Fotoğrafın adı GatesFace.png yani Gates'in yüzüydü. Altında ise sadece bir tane bulunan bir Microsoft film kasetinde bulundu yazıyordu. Fotoğrafı ilk bakıştan itibaren Jeff the Killer'a benzetmiştim. Dişleri, ten rengi, bana hepsi onu hatırlatmıştı. Edit'te kullandığınız ses efektlerini değiştirin. Video böyle çok eğlenceli bir YFH videosu gibi böyle hani YouTube kanalı yorumlama falan gibi. O ses efektleri çok fancy. Müzik de o kadar gerici değil. O, ben size bir şeyler o yayın sonrası Discord gelin siz. Fotoğrafı öncelikle orijinal haliyle indirip internette yeniden aratmaya koyuldum. Hedefim çeşitli siteler ve araçlarla fotoğrafın ilk kaynağını bulmaktı. İnternetteki ilk ayak izini. Ama pek başarılı olamadım. Karşıma Jeff the Killer ve başka creepypastalar hariç pek bir Bu videolar bu kadar hızlı olmamalı bence. Çok hızlı. Bir şey çıkmadı. Gatesface internetten araştırdığımda devamlı bu video hariç geçiyorum. bir şey çıkmıyordu. TikTok'ta ise bulduğum Gatesface videolarının yorumlarında herkes fotoğrafının rahatsız edici, ürkünç veya gülünç olduğundan bahsediyordu. Beni kaynağını götürecek bir iz yoktu. Bu noktada videoya geri odaklanmaya karar verdim. Videoda yazan bilgi doğruydu. 2010'da açılan Outlook ve Microsoft hesaplarının standart profil fotoğrafları Bill Gates'in bir trafik çevirmesinde hız yapıp tutuklanmasından sonra çekildiği resmin beyaz haliydi sadece. Bu noktada yapabileceğim ve elimden gelecek tek şey bildiklerimle yeniden araştırmaya koyulmak olduğunu fark ettim. Reddit'te araştırırken Arsaç Creepypasta'da bir paylaşıma denk geldim. Biri benim yaptığım gibi fotoğrafın gerçeğinin ve kaynağını bulmaya çalışıyordu. Gönderideki yorumlardan biri ilgimi çekmişti. Bu sanırım yeni bir Creepypasta ancak fotoğrafın Microsoft'un bir film kasetinden aldığı söyleniyor. Fotoğrafa baktığınızda sol gözü normal ve sağ gözü oldukça geniş olup izleyiciye bakan bir kadın görüyorsunuz. Sağ gözünün izleyiciyle göz göze gelmesi izleyiciyi huzursuz ve rahatsız ediyor. Sol gözü ise başka bir yere bakıyor gibi. Dişleri de ayrı ve çok rahatsız edici bir şekilde izleyiciye gülümsüyor. Henüz kaynağı bilinmiyor ancak şundan eminim ki görmememiz gereken bazı şeyleri görmüş olduk. Kendi araştırmanızı yapabilirsiniz ancak fotoğrafta bir kod saklanmış gibi. Ben Bütün anlamadım. araştırmacılara ve teoristlere başarılar dilerim.
Fotoğrafın özelliklerine ve fotoğrafı yakından incelemeye başladığımda bazı anomaliler fark ettim. Fotoğraf garipti ama görüntüsünden dolayı değil, yapısından dolayıydı. O an her şeyin farkına vardığıma inandım. Bu fotoğrafın yapay zeka tarafından çizilmiş olması çok olasıydı. Fotoğrafı internetteki bazı sitelerle yapaylığını ölçtüğümde kuşkularım gerçekliğe dönüştü. Fotoğraf bir yapay zeka tarafından çizilmişti. Ürkütücü görünmesi için filtreler ve efektler eklenmişti. Yine de kaynağını bulamadığım için araştırmaya devam ettim. TikTok efekti. Untitled 7 adında bir sesin trende olduğunu buldum. Yüzlerce paylaşım vardı. Yani, hepsi aradığım fotoğraflara benziyordu ancak tam olarak Gateface'i bulamamıştım. Saatlerce gönderileri kontrol ettikten sonra bir paylaşımın 3. sırasında karşıma çıktı. Beklemediğim bir anda çıkan Gateface tam olarak karşımdaydı. Fotoğrafın efektsiz, filtresiz halini bulmuştum. Yapay zeka tarafından çizilmesi ve bu resmin belki saniyeler içinde yapılmış olması beni açıkçası hayal kırıklığına uğratmıştı. İnternet sıradanlaştıkça insanları korkutmak ve vakit geçirmelerini sağlamak için var olan creepypasta ve ARG'ler son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle herkeste olan alet ve malzemeler tarafından yapılabiliyor. Yapay zeka ve tasarım uygulamaları ise bunun öncüsüydü. 20 yılı aşkın süredir internette bulunan hikayeler, efsaneler ve fotoğraflar ürkütücü veya korkunç olsa da objektif olmaktan kaçınılmamalı. Bu fotoğrafların neden korkunç olduğunu, neden ürkütücü geldiğini eğer merak ediyorsanız Başo'nun bu konu hakkında oldukça detaylı olan ekrandaki videoyu izleyebilirsiniz. Bence videoda bundan bahsetmeliydiniz. Tekrar. Yani benim videodan değil de direkt Uncanny Valley efektinden falan. Ha, özellikle internetin bu çağında her şeyin bu kadar kolaylaşmasıyla gördüğünüz her şeye inanmayın. İzlediğiniz. Eyvallah kardeş, çok iyi olmuş video, beğendim. Bayik'e abone olun. Bayik güzel içerik üretiyor. Ben beğeniyorum bu çocukları. Vizyonlarını da beğeniyorum. Kontentlerini de beğeniyorum. Editleri de iyi yapıyorlar. Video bu sefer güzel olmuş ama dediğim gibi bir korku videosu minvalinde değil de böyle eğlenceli bir YFH videosu minvalinde. Sound effects'lerinizi bence birazcık değiştirin yani. Sound effects konusunda öyle.